aile içinde başlayan şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik olarak yayılarak toplumun tamamına sirayet etmekte ve kadınlar kendilerini modernleşen toplum, geliştirilen yasal mevzuat ve kendilerine tanınan hak ve özgürlüklere rağmen şiddetin öznesi olarak bulmaktadır. Bunda yazılı mevzuatın kimi zaman yetersiz kalması, var olan mevzuatın uygulamada karşılık bulamaması, kadının yaşam hakkını ve şiddet karşısında korunmasını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi'nin hukuksuz biçimde yürürlükten kaldırılmış olması, siyasetçilerin, din insanlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının sık sık toplumsal zihniyeti olumsuz etkileyecek yönde yersiz, kadını küçültücü açıklamalar yapması ciddi birer rol oynamaktadır. Artan şiddetin önlenmesi noktasında öncelikle toplumda yer etmiş cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için zihniyetin değiştirilmesi gerekir. Bu değişimde öncelikle devlet bütüncül ve çok yönlü politikalar üretmeli, kadına karşı şiddete karşı net bir tavır ortaya koymalı ve bu mücadelenin aslında sadece kadınlar için değil, bütün toplum için verildiği bilinciyle toplum olarak etkin ve kararlı bir duruş sergilemelidir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar üretilmediği gibi kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmalara destek olunmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı olarak çekinilmesinin kadınları korumasız bıraktığı ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını görmekteyiz. Her sene olduğu gibi bu senede kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir. Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetle, anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenlenme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimize, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu, kurum ve kuruluşların uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi engeller, korur ve yaşatır.